Drakonik haritalar sadece ruhun istediği alanı gösteren hislerle ilgili. Buraya geldiğim haritanın arka planı gibi bir şey. Yani madalyonun arka yüzü gibi bir şey. Yani ben buraya neden yani saat 10.26'da doğdum bunu anlatıyor aslında. Benim ruhsal olarak durumumu gösteriyor, psikolojik durumumu gösteriyor. Herhangi bir eylem ortaya koyuş şekli yok. İstek varzularını getiriyor. Bugünkü dersimizde ben size Francisco Assis, seri katil Jeffrey Dahmer seri katil Kimar Lazi lideri Robert Blue seri katil seks bağımlısı Ali, Ali Betori yine bir e, katil John Wayne Gacy yine bir katil ve Adolf Hitler'in haritaları üzerinden biraz bakacağız bakalım neler var burada drakonik haritalar üzerinde nasıl işlemiş bu seri katil seks bağımlısı bakın Robert Buell Buell diye biri hayatını bir okuyalım arkadaşlar Akron, Onion, seri katil, çocuk katili, seri tecavüzü ve eski uhu planlama departmanı çalışanıydı. Bu ay 24 Eylül 2002 ölümcül iğne ile idam edildi. Eksantrik İlimler Akademisi'nde online astroloji eğitimlerimiz devam ediyor. Horror Astroloji'den Medikal Astroloji'ye, Dünya Astrolojisinden ilişkiler Astrolojisine, Finansal Astroloji'den kendi geliştirdiğimiz Astro Trading teknik analiz yöntemlerine kadar birçok uzmanlık alanıyla eğitimlerimiz sizleri bekliyor. Derslerimize dünyanın her yerinden katılabilirsiniz. Eğitimlerimiz farklı içerikler üzerinden online uygulamalı olarak gerçekleşmektedir. Müfredatımızda bulunan konuları dilerseniz tek tek konular halinde veya hazırlık, temel, ileri, uzman, seviye sınıflarımızda full paket içerik olarak da öğrenebilirsiniz. Katılımcılar pekiştirmek istedikleri konularda tekrar derslerimize ücretsiz olarak da katılabilirler. Kampanyalarımızdan faydalanmak ve detaylı bilgi için 0543 297 5530 numaramızdan hemen arayın. Instagram hesabımızdan ve web sitelerimizden bizi takip edebilirsiniz. Drakonik haritalardayız. Evet arkadaşlar drakonik haritalara geçiyoruz. Bundan sonraki konumuz yani tek konumuz bu. Uygulama yapacağız bu derse daha çok. Tabii ki drakonik haritalar konusu başlı başına bir derinlik içeriyor. Yani ben karma astrolojinin başladığı kapı olarak görüyorum burasını. Yani drakonik haritalar. Ama karma astroloji de sadece drakonik haritalar değil. Drakonik haritalar sadece ruhun istediği alanı gösteren hislerle ilgili. Yani ben böyle hissediyorum. Neden? Ben neden böyle düşünüyorum? gibi ya da bir şeyler hatırlıyorsun aslında hatırladığın şeyler yani eski hayatınla ilgili sana bağlantılar veriyor aslında ama tam olarak şey değil arkadaşlar yani yani ruh bir yere kadar tekamül etmiş mesela ben şu an işte reenkarnasyon var mı yok mu onu da bilmiyoruz yani şimdi hani elimizde kanıt da yok bu konuyla ilgili net bir şey de söyleyemeyiz ee, ama eğer reenkarnasyon varsa ben ruh tekamülünde bir yere kadar gelmişim ve şu an buradayım buraya geldiğim haritanın Arka planı gibi bir şey, yani madalyonun arka yüzü gibi bir şey. Yani ben buraya neden, yani saat 10:26'da doğdum. Ee, bunu anlatıyor aslında. Benim ruhsal olarak durumumu gösteriyor, ruhsal durumumu gösteriyor, gösteriyor. Psikolojik durumumu gösteriyor. Herhangi bir eylem ortaya koyuş şekli yok. Kişinin daha çok bağımlı olduğu yerleri ruhsal hislerini, yani birazcık da sezgiseldir yani. Bu sezgilerini gösteriyor. Yani. Ruhsal istek ve arzularını, itilim itilimlerini. Yani biraz psikolojiyle de ilgili arkadaşlar bu konu. Yani psikolojiyle de ilgili. dolayısıyla fiziki harita değildir. Yani ruhsal haritadır. Dolayısıyla eylem haritası değildir. Eylem meydana getirmiyordur o konik haritalar. Yani kişinin sadece ruhsal eğilimlerini, istek varzularını getiriyor. Bugünkü dersimizde ben size Francisco Asis, seri katil, Jeffrey Dahmer, seri katil, Himar, Lazi lideri, Robert Blue, seri katil, seks bağımlısı, Ali, Elizabeth Bathory, Yine bir e, katil, John Wayne Gacy. Yine bir katil ve Adolf Hitler'in haritaları üzerinden biraz bakacağız. Bakalım neler var burada, drakonik haritalar üzerinde nasıl işlemiş. Francisco Asis, bu adam kimmiş? 29 Kasım 1967'de çocukluğunda taciz eden bir anne teyzesi, ile cinsel travma yaşadı. Şimdi bak bu adamın hayatını bir önce bir. Çocukluğunda tacizden bir anne teyzesi ile cinsel travma yaşadı ve ardından göğüslerinde bir saplantı geliştirdi. Bir yetişkin olarak patron tarafından eş, eş cinsel ilişkilere girmesi için baştan çıkarıldı. Cinsel bazı problemleri var ve bu o, olayda bakın yine Mars devreye giriyor. Yani Mars cinsellikle ilgili değil mi Bili biliyorsunuz yani direkt koç açılıyor. Artan en tepe noktasına çıkıyor ve 9. ev inançlarla ilgili olduğunu görüyoruz toplumda nasıl yansıttığı ile ilgili Dolayısıyla ASC, direkt olarak haritanın açılması Mars arkadaşlar En Tepede 9 oğlak burcunda baktığımız zaman direkt Koç açılıyor da burada bir lit var ve direkt olarak Mars oğlak Mars o güzel yani şimdi her koç olana da yani katilsin diyemeyiz burada harita bütündür bütünlüğüne bakmanız gerekiyor. Ama biraz önce Venüs farkındaysanız eğer haritanın dispozitörü çünkü. Ama şu an Mars oldu birden. Ee, yani harita ve ay terazide. Yani bir denge var. 7. evde olması. Denge kurmaya çalışıyor bu adam. Ee, olduğunu görüyoruz ve Mars'ın en tepe noktada te kare pozisyonda. Yani bu adamın ruhsal problemleri olduğu belli zaten. Bu konu Mars kaynaklı bir tekare. Mars kaynaklı tekare olması cinsel saplantılar da işin içine sokar. Ama bu sadece cinsel sorunlardan dolayı değil. Yani burada aksiyon problemi var bu adamın. Yani agresif davranışları olabilir. Çünkü neden? Bakın bu tekare bir derece geçmiş bir tekare ve karmik bir tekare. Düğümlere yapılan tekare ve çözümü nasıl buluyor bakın. Şurayı mavi ile çizeyim size. Çözüm ne demiştik tekarelere? Çözüm türetiriz. Değil mi? Şey burada bir sorun var. Mars'ta sorun var. Direkt alçıcı dispostörü. Ama çözümü nasıl buluyor arkadaşlar? Uranüs'ten buluyor. Yani bu da çılgınca davranışlar. Ani reaksiyonlar, tepkiler. Değil mi? Mars Uranüs de ekstrem demek arkadaşlar. Bu Mars Uranüs. Yani bu adamın aksiyon problemi var ve çözümü ekstrem. Evet cinsel bazı sorunları olabilir. Yani çünkü Mars yani. Cinsellikle de ilgili bir erkeğin haritasında direkt zaten cinsellikle ilgili. E Mars'ın burada 9. evde olması, tek kare olması, düğümlere bu şekilde kitlenmesi geçmiş hayatlarından getirmiş olduğu bazı cinsel travmaların olduğunu gösteriyor bir. İkincisi, kişinin aksiyon yeteneklerinin bozuk olduğunu, tepesi attığında çok ani reaksiyonlar verebileceğini, çünkü bakın zaten aksiyon problemini buradaki düğümler ve Mars'ın bu bölgeyi kitlemesiyle görüyoruz. Bu adam zaten hareketlerinde bir sorun var. Asici dispozitoru olması aynı zamanda durumun önemini arttırıyor. Burada baktığımızda çözümü nasıl buluyor arkadaşlar? Çözümü de arkadaşlar Mars Uranüs trinesi, Mars Plüto trinesi gibi reaksiyonlar vererek buluyor. Yani çözümü de ani tepkiler. Şimdi burada baktığımız zaman arkadaşlar bunun haritasında nasıl bir ceryan etmiş yani olay. Mars'ın tekare olduğu ve adamın agresif tavırlar sergileme konusunda gündemde olduğunu görüyoruz. Bunun yanında aynı zamanda ayın terazi burcunda olması denge ilişkilerde dengelemekle ilgili. Ama ayın açısız olduğunu ve ayın litre doğru kontakta ilerlediğini görmekteyiz. Yani bu bir ilişkiyle ilgili karşısındaki kişilerle kişilerle ilişki kurmakla ilgili bir dengesiz tavırlarının veya dengelemek yani bunları öğrenmeye çalıştığını da görmekteyiz ki özellikle Venüs'ün Şiron'dan 150 açı alması özellikle Venüs Juno kavuşumun olması kesinlikle ve kesinlikle kadınlarla ilgili özellikle genç kızlarla ilgili ya da aşk hayatında ya da yani burada yaralanma, gizli konular, gizli problemler, aldatılmalar veya buna benzer olaylar gibi gündemleri de ortaya koyacak. Dolayısıyla çünkü buradaki de şimdi normal, latarata gibi yorumlar. Yine burada baktığımız zaman arkadaşlar kişinin güneşini de zaten ay Bazemik bir de güneşin akrep burcunda 8. evde açıldığını görüyoruz ki adamın burada Neptün'den ayrılmış kopmuş giden bir güneş görmekteyiz. Evet Satürn'le güzel bir kontak kurulmuş bir şekilde bağlanmaya çalışıyor hayatı ama Satürn'ün e, Jüpiter'le 150 açısı inançlar konusunda gizlediği ya da takıntılarının olduğu ya da otoriteyle anlaşamadığı ya da kanun dışı olaylarla kanundan gizlediği bir şeyler olduğunu bunun yanında aynı zamanda Satürn'ün balık olması bunun yanında aynı depresif olduğunu depresyonla ilgili problemler yaşama ihtimalini ortaya koyar Satürn çünkü Uranüs'ten ayrılmış ama Satürn Uranüs karşıtından ayrılmış ama burada yani balık burcunu çok önemsiyoruz. Neden? Çünkü karma ile ilgili arkadaşlar. Özellikle 28-29 derecelerde olan planetler geçmiş hayatınızla ilgili de derin izler barındırır. Balık burcunda ve ayın bulunduğu yer, e, bu ayın bulunduğu burç e, bu karakterde ruhunuzu gerçek anlamıyla görer görürsünüz. Dolayısıyla ay bizim için çok önemli. Yine balık burcu yine karmada olduğu için dolayısıyla drakonik haritanın içerisinde ilk baktığımız yerler bunlar. Bunun yanında kuzey yerleri nerede? Bakın koç ve terazi aksının içerisinde olduğunu e, burada görmekteyiz yine venüsün gada doğru ilerlediğini juno ile birlikte gada doğru ilerlediğini de görmekteyiz ayın oradan koptuğunu ve ilerlediğini hocam erkeklerin cinsel tacı ama burada bakın hayatını e, tamam teyzesi tarafından cinsel tacı uğramış falan ama bu sonuç itibariyle ters olaylar var burada çünkü trans şey e, e, gay ilişkiye de zorlanmış vesaire yani geçmişinde bu tarz Travmatik olaylar olduğunu görmekteyiz. Mars'ın tekare pozisyonda zaten cinsel çıkmazların içinde olduğu ve bunu aksiyon yetenin de bozduğunu da görmekteyiz. Dolayısıyla burada da bu olayların onu ani tepkiler vererek özgürlüğünü elde etmek çünkü baskı altında olduğunu görüyoruz. Ve bu adam özgürlüğü elde etmek için de tabii ki maalesef e, şiddete başvurabilir yani. Çünkü bizim baş kahramanımız Mars. Mars zaten manyak demek yani. Dolayısıyla tepkileri sert olacak. Yine burada Asya dispozitorunu burada görmekteyiz. Yani dolayısıyla ters tepkiler, sert tepkiler verebilir arkadaşlar. Zaten ego problemleri var Rus olarak baktığımızda. Evet yine bir diğere bakalım. Jeffrey Dahmer seri katil. Yine burada hayat hikayesini şöyle bir inceleyelim. Ekoal harita kalmış. Ekoal'de bakabilirsiniz. Yani arkadaşlar Ekoal, Regomontanus, Toposantrik Placidus, bunlarla bakabilirsiniz. E, şey, tropikal tarafını. E, Drokone'ye getireceğim birazdan ama getirmeden önce e, şurada bir okuyalım. 10, 15, 1992, Dahmur Ves e, 15 Şubat günü işlenmiş en korkunç 15 cinayetten suçlu bulundu. Polis 1991 yılında Temmuz ayında dairesine girdiğinde eşcinsel erkek. Bu ne be abicim be ya? Bu katillerin hepsinde bir eşcinsel olay var ha. Eşcinsel erkeklerin çeşitli vücut ayı, çeşitli vücut parçalarını buldular bir dakika. 1910 Temmuz ayında dairesine girine eşcinsel erkeklerin çeşitli vücut parçalarını buldular. Ha bu adam onları öldürmüş. Ha bir dakika. Bazıları kimyasallarla siyasallarla parçalanmış. Oha adam kimyasal kullanıyor. Hani birine zarar verirken kimyasal kullanıyor. Bak bu Neptün demek. Neptün'e şimdi yazalım oraya yani. Diğerleri sakatlanmış ve Dahmer'in daha sonraki bir tarihte tüketmesi için soğutulmuş. Oha yani adam öldürmüş buzdolabına atmış. Yani daha sonradan kullanmak için. Buraya adam arbi terörist. Yani burada baktığımızda arkadaşlar Dahmer'in seri terörü 18 Haziran 1878'de Steven şey 1978'de Steven X'in boğulması ve parçalanmasıyla başladı. Yalnız bir adam olan Dahmer Temmuz 1994'te bir mahkumun boğazını kesmeye çalıştığı hapishanede aynı derecede popüler değildi. Ne? Mahkum boğazını kesmeye çalıştı hapishanede. Aynı derecede popüler değildi. 28 Kasım 1990'da dövülerek öldürüldü. He. 28 Kasım'da dövülerek öldürülmüş Frank Seaworth tarafından derlenen e, e, Clifford Card Camp'ın şeyinden gelmiş. Şimdi bu adamın hayatında ne var? Kimyasallarla öldürüyor. Bir de eşcinsel ilişkiye giren kişileri öldürüyor. Kimyasal kullanıyor. Burada ana temalarımız bunlar. Şimdi bu kişi şöyle bir normal haritasına bir bakalım. Tropikal bakın normal tropikal haritası bu. Yani drakonik değil arkadaşlar. Ön, yani önce fiziksel bir durumuna bakalım sonra ruhsal bir durumuna bakarız. Yine bazamik bir harita görüyoruz karşımızda. Burada baktığımız zaman Ay Koç burcunda. Zaten fiziksel olarak bu hayata yansıttığı şeyler çok agresif. Mars'ta Koç burcunda çok zaten ön planda olduğunu görüyoruz. Yani savaş yapmaktan hoşlanıyor veya birileriyle aksiyona girmekten çok hoşlanan birisi olduğunu görmekteyiz. Tepkilerini anında veren biri. Çünkü ay koç değil mi? Normal hayatı. Fiziki olarak zaten böyle. Şimdi ruhsal durumuna bakacağız birazdan. Güney Alvin, Kuzey Alvin'in balık başı aksında olduğunu da dikkatinizi çekelim. Kuzey Alvin'in Merkür yöneticisi olduğunu, Merkür ikizler burcunda olduğunu, Merkür Plüto ile ters kontakta, Şiron kontakta olduğunu, kare kontakları olduğunu da gösteriyorum. Şimdi bunun yanında terazi burcunda. Normal adamın terazi burcu gene bakın enteresan. Biraz önce de baktığımız haritada da enteresan bir şekilde değil mi? Francisco'da da teraziden bu adam. Ah bu teraziler. Bir de bana diyorsunuz teraziler nasıl suç işleyecek? Aha. Aa, al sana terazi. Yani hani diyecek, yanlış anlamayın. Yani bütün burçlar cinayet işler yani. Ee, burada. Ama hani diyorsun ya ya kardeşim eciş büğüş, minnoş insanlar bunlar. Hepsi eciş büğüş değil işte arkadaşlar. Hepsi eciş büğüş değil. Kim yani? Bütün oğlaklar çok çalışmaz yani. Anladın mı? Öyle düşünmeyin olayları. Yani, karakterinde bu var ama ya da bütün yengeçler e, evcümendir değil yani. Tamam? mı? haritanın bütününe bakmanız gerekiyor. Karakterde evcimenlik var ama e, yine burada baktığımızda terazi burcu e, gördüğünü görüyoruz. Dengelemekle ilgili Venüs'ün boğa burcunda yüce, yani yönetici olduğunu ve 8. evde olduğunu görüyoruz. Bu adam şimdi eş takıntısı nereden geliyor? Şimdi Mars burada işin içeri cinsel konularla ilgili geliyor. Giriyor zaten burada Mars'ın. Pluto normal fiziki haritasına Mars'ın Neptün'de 150 kon görüyoruz. Yani bu şimdi bir kere bir. Karma astrolojide 150 açıları dikkate alacaksınız tamam mı? Neden? Çünkü 150 açılar zaten karma demek arkadaşlar. Şimdi biz karma astrolojinin kapısının içinden girdiğimiz için artık bu dakikadan sonra. Şimdi tabii ben karma astrolojisi ayrıca şu dersler bitsin ekstra branş olarak anlatacağım. Çok fantastik bir konu. Yani sadece böyle bir drakonik haritaları bir incelemiş olun. Kişinin en azından psikolojik durumuna bakın. Drakonik haritalarla daha çok psikologlar ilgileniyor. Yani biz realist e, astrologlar pek ilgilenmiyoruz açıkçası onu da söyleyeyim de. Yani daha çok psikologların ilgilendiği ta taraftır. Planetal haritalar, Ondan sonra drokonik haritalar. Hani bunlarla daha çok psikologlar ilgileniyor ama. Hani biraz sizin de bilginiz olsun. Tamam mı? Hani çünkü neden? Kişi çünkü yani psikolojik durumunda da ölçeceksiniz yani. Dolayısıyla hani gözünüzün ucuyla da bir drokonik haritalara da bakarsınız ama drokonik haritalar olay meydana getirmez. Fiziki harita değildir. Dolayısıyla kişinin ruhsal depresif tarafını veya ruhsal mutluluğunu, huzurunu, stresini gösterir. Dolayısıyla doğuştan gelen stresi gösterir. Yani Dolayısıyla da bunun takıntılarını, heveslerini, mutluluklarını, bağımlılıklarını gösterir. Yani burada baktığımız zaman normal yine dispozitör desil okuyacaksınız bunu. Şimdi 150 açıları dikkate alıyoruz burada çünkü direkt zaten 150 karma demek yani. Burada baktığımızda Mars Neptün arasında özellikle erkeklerle ilgili bir durum olasılık ortaya ama nasıl bir şey bilmiyoruz. Yani burada ama gizlediği bir şeyler var olduğunu görüyoruz. Çünkü Mars Neptün arasında 150'lik açı var. Normal natal haritasına bakalım birazdan nasıl çalışacak bu ortak. Ama ben buna mesela böyle bir şey demezdim. Derdim ki normal natal harita baktığımda derdim ki bu kişi çok çalışkan değil mi? Mars e, Koç burcunda. Ondan sonra 6. evde aksiyon yetenekleri yüksek. Mars Neptün 150'inde tabi e, tabii ruhsal tarafa yorumlamazdım ama iş arkadaşları aralarında iş arkadaşları aralarında hizmet verme politikasında bazı bu arkadaşın görünmediğini yani ya da bir şeyler hani aralarında görülmediğini, saklandığını gizli bir şeyler döndüğünü burada gizli evraklar belki olabilir ya da gizli para olabilir akrep ama bu cinsel tutkularla da ilgili olabilir şimdi ama ben Mars Neptün arasında 150 açı gördüm akrep burcunda. Kardeşim senin cinsel e, erkeklere karşı saplantın var diyemem ki yani şimdi ama bu böyle de çalışabilir yani tamam. Burada Mars Neptün arasında 150 yani burada yani adamın bir nevi 6. evinden gelmesi hani 6. evde hizmet politikası adam yani baktığı zaman rutin hayatında Mars Koç Neptünasına bir 150'lik açı var. Yani e, burada böyle bir durum söz konusu. Yine Merkür'ün de Neptüne 150 açı yaptığını görüyoruz burada. Dolayısıyla ama buna sen gidip şimdi Akrep Burcu'nda böyle bir durum var diyerekten sen bu adama bunu diyemezsin. E, Neptün Akrep aa, senin cinsel, cinsel gizli duyguların var. Evet yani olasılık olarak var. Ama şimdi her böyle Neptün Akrep gelip de 150 açılar yapmış olana da bunu dememelisiniz yani tamam mı ama olasılık olarak kişi izlenmeli. E buna benzer tavırlar gösterebilir. Yani e, haritayı o tarafa çalıştırabilir yani. Çevirdim çevirdiğimde arkadaşlar haritanın Koç burcunda olduğunu gene bizim Koç burcu meşhur Mars geldi terazide. Evet Venüs'te Akrep'te birbirine ağırlama var. Şimdi oho diyeceksiniz süper bir şey. Evet arkadaşlar ben size ne demiştim bilmiyorum sizde mi dedim de ben bir yerde dedim derslerimde genelde derim de Bazen de şöyle düşünebilirsiniz ben bunları deyince. Ee, hocam ya olumlu bir şeyi de siz olumsuz yorumladınız. Yani arkadaşlar birbirini ağırlamalar bazen sorun teşkil edebilir. Haritanın bütününü inceleyin ama birbirini ağırlamalar olumludur ama bazen böyle olaylarda sorun teşkil edebilir. Ben sizin derste mi söyledim başka derste mi söyledim çok söylerim bunu ben. Yani ben birbirini ağırlamaları olumlu görüyorum ama birbirini ağırlamalar bazen sorun teşkil edebilir. Sorun nasıl teşkil ediyor arkadaşlar? Ee, yani birbirine ağırlama olduğu için gezegen güçleniyor. Dolayısıyla bu e, bir şöyle meydana çıkabilir yani şöyle şeyler meydana çıkabilir. Bir işbirliği yaptığı biri var. Yani gerçek realite hayatında işbirliği yaptığı biri var. Sana çok pasif görünebilir ama çok güçlü biridir. Veya duygularda değişkenlik olabilir. Arka plandaki gerçek niyetini göremeyebilirsin. Yani şekil değiştirebiliyor. Yer değiştirebiliyor. Anladın mı? Ve e, orada da ne vardı? E, birbirini ağırlamalar. Bu seri katil. Seks bağımlısı. Bakın Robert Buell diye biri. Hayatını bir okuyalım arkadaşlar. Akron, Onyon, Seri Katil, Çocuk Katil, Seri Tecavüzü ve Eski Uhu Planlama Departmanı çalışanıydı. Bu Buell 24 Eylül 2002 ölümcül iğne ile idam edildi. Son yemeği tek bir kabartılmış siyah zeytindi. Bu adamı hatırladınız mı? E, Youtube'da falan şeyleri çıkar bunun. E, videosu var bu adamın. Tek, buna soruyorlar ne yemek istersin son yemeğinde. İdam edilen mahkumlar için de bu hal. İğne, iğneyle idam edilecek birazdan. Tek bir tane kabartılmış zeyt, siyah zeytin istiyor falan. Olayları inceleyelim. Şimdi 17 Temmuz 1982'de bu elin Mars e, bunun belgeseli var YouTube'da. Ohio'daki bir parkta Krista Harrison'a kaçırdığı bildirildi. Harrison cesedi kaçırılmasından 6 gün sonra bulundu. Cinsel taciz uğramış ve boğulmuştu. Diğer 4 genç kızın da Bolin kurbanı olduğu düşünülüyor. 1981'de öldürülen 12 yaşında Tina Marie, 1980'de öldürülen 10 yaşındaki Debo, bilmem kim, 21 yaşına falan Fishmakan bak bir sürü kişi öldürmüş. 5 davaya bağlayan güçlü kanıtlar bulunmasına rağmen bu hal yalnızca Krista Harrison cinayetiyle suçlandı. O zamandan beri DNA kanıtlarıyla Tina Hamon'un öldürmesi ilişkilendirildi falan Fishmakan. Senin bir tecavüzcüydü 1984 bu kaçış polis haber verilebilen bir kadına tecavüz etti ve işkence yaptı bu sonunda tutuklanmasına yol açtı bu el 11 Nisan 1990 Krista Halisan cinayete ölüm cezasına çarptırıldı 18 yıl sonra 24 Eylül 2002'de hala inkar ediyor Halisan cinayetine karışmakla ilgili e, durumları kabul etmemiş bu adam hayat kesinde yani ispatlanmış bir sürü kere bir yani, e, te, kızlara e, küçük çocuklara tecavüz etme öldürme e, kaçırma vesaire gibi hem seks bağımlısı hem de tecavüz edildiğinden sonra öldürmekle ilgili bir takıntısı var. Şimdi normal haritasına bakalım arkadaşlar. Normal, hani tropikal baktığımızda normal haritasında arkadaşlar Lidite doğru giden bir uçurtma kalıbının olduğunu görmekteyiz. Hani burada şöyle çalışan bir durum var. Aynı zamanda şöyle çalışan da bir durum var yani iç içe iki tane uçurtma kalıbının olduğunu görmekteyiz. Tabii ki Apex noktasına Lilith pek hoş olmamış ama Güneş mi Lilith karşıtlığının olduğunu görüyorsun Natar natal haritasında. Özellikle çocuklar evinde. Karanlık bir şeyler döndüğü belli ama nedir yani bu şimdi? Burada baktığımızda ikizler burcu normal natal haritasında Merkür Başak yanık bir Merkür. Merkürün direkt Lilith'le karşıtlığı var bir. İkincisi Neptün'ün yanında, Partil kavuşunu görüyoruz çocuklar evinde arkadaşlar. Tabii ki şimdi Merkür Neptün kavuşumu aynı zamanda ilahi konular demek. Spiritüel başarılarla da ilgilidir. Ee, ancak burada ASC dispostör direkt olarak 5. evde olması, ee, Başak burcunda olması. Başak burcu bir de aynı zamanda parçalamakla da ilgilidir arkadaşlar. Hani ee, Başak burcu deyince aklınıza şey gelsin. Hurdacı, hurdacı. Hurda demek. Hurdacı. Yani parçalamakla ilgili. Tamam mı? parçalanma. O yüzden sindirim sistemini yönetir Başak Burcu. Çünkü detaylarla ilgilidir. Parçalar hani senin yediğin şeyleri bu vitamin bu şey bu gündemle parçalar ve öğütür ve e, e, yani sindirim sistemi e, ile il, ilişkilidir. E, burada baktığımızda Başak Burcu'na Merkür Neptün, Neptün kavuşumu çocuklar evinde olduğunu görüyoruz ve Lidl'e karşı da olduğunu görüyoruz. Şimdi her Merkür Neptün kavuşumu ha, sen bunu diyemezsin 5. evde ama Lidl karşıtında bir olaylar bir şeyler var abi burada yani. Ve yanık ve Neptün iki kere gizli bir şey var. Ee, olduğunu görüyor, zaten hiçbir şeyi de kabul etmiyor. Bir de hadi geçtim bu bölge, lit karşıtlı olabilir dedik falan filan ama Ya arkadaş güneş Mars kavuşumu zaten şiddetle ilgili. Ee, yani bir de bu var yanık Mars var. Ya şimdi yanık Mars muhteviyatında gizli bir eylemden bahsediyor, gizli bir aksiyon ama bu aynı zamanda Mars neydi arkadaşlar bu Mars, değil mi? Neşter değil mi? Bıçak. Öldürmek değil mi? Cinayet. Mars'a sen bir cinayet var. Nereye bakacağım? Merkür'e mi bakacağım yani? Mars'a bakacağım abi. Ya, cinayet arketipi Mars zaten. Başka cinayet işleyebilecek biri var mı? Pluto var. Ondan sonra burada bakıyoruz arkadaşlar. Yine Pluto aslan zaten jenerasyonu öldürmekle ilgili olduğunu da yine burada görüyoruz. Ama şimdi enteresan bakın nasıl çalışıyor da Bakın Güneş, Güneş Mars yanık, gizli yani, yani burada şu şöyle bir şey yazıyor bak. Güneş Mars yanık kavuşum. Lilith karşıt. Karanlık bir cinayetle ilgili bir konu var burada. Ya da ben diyorum ki karanlık bir entrikalı bir aksiyondan bahsediyor. Ve Merkür Neptün kavuşumu ve Ay destekli. Bir de genellikle böyle bunlar hep Ay Oğlak'tan çıkıyor. Yani çünkü Oğlak burcunun enteresan bir soğuk ve ruhsallıktan uzak bir durum tarafı var. Yani siz de Ay Oğlaklar bana kızmasınlar da biraz soğuk insanlardır. Yani güneş Oğlaklar da öyle ama ay oğlakta da daha belirgin. Yani e, mesela ay oğlak mesela güneşi o mesela örneğin benim güneşim oğlak ama ayım aslan. Eğlenceli bir tipim yani. Ama ciddi söylüyorum bu ay mesela yani koç burcunda falan olaydı yani beni çeken olmazdı be. Yani e çünkü biraz sert olabilirdi yani. Çünkü zaten soğuk görünümlü. bir de ay koç kavgacı. Tepem attığı zaman şey oluyorum. Bir de ay koç an çok şey ya yani daha böyle savaşçı olurdum tamam mı? Ama ben eğlenceli bir tip olduğumu düşünüyorum. Ya da eğlenmekten hoşlanıyorum ya ben. Eğlendirmekten eğlenmekten. Kendim de eğleniyorum. Çünkü ay aslan. Ama burada ay oğlak soğuk ve duygusal tarafı zayıftır. Yani. Tamam mı? Yani karşı tarafla empati kurma yetenekleri yüksek değil. Diyor ki bir sürü suç işledi diyor ama sadece birinde suçlandı diyor. Çünkü diyor delil bulamadılar. Bak tekrar açıyorum orayı. Al bak size birbirini ağırlamayla ilgili al ben size onu da göstereyim. Blue 5 davaya bağlayan güçlü kanıtlar bulunmasına rağmen bu el yalnızca Krista Hristin cinayetiyle suçlandı diyor. Abi yani ikna etmiş. Yani bir şekilde mahkeme demiş ulan tamam aga senin suçun yok. Yani nasıl mahkemeyse artık. Valla hani bizim kumaştaki yanlış kesime benzemiyor. Bu adam insanları kesmiş yani. Ben kumaşları yanlış kestim. Bırak bir de pişmandım abi. Yanlış kestik yani yapacak bir şey yok. <laughs> yani burada Aa, bizde para gitti. Yani <laughs> Adam canına kıymış lan. Vay anasını. Dolayısıyla ee, ha evet Mars Jüpiter'de karmik haritasında Mars'la Jüpiter arasında bir ağırlama var. Yine evet aynen öyle iyi tespit. Ee, burada yani burada bir şeyleri ikna edebiliyor. Bak burada mesela bak neydi birbirini ağırlayan gezegenler? Hata yapsa bile durumu ekarte edebilir. Yine burada drakonik haritaya bakıyorum. Akrep Burcu'nda 12. Anla bu ne ya? Bu direkt öldürmekle ilgili zaten. Hani akrep burcu cinsel takıntılarla değil. ilgili. Ee, ama bu ölüm mücadele survivor e, olduğunu görüyor. Her 12. evde Uranüs Jüpiter kavuşumu akrep burcunda olan kişi katil olmaz. Burada mücadele etmekle ilgili karmik bir problem var. E, bir de Mars'ı yanık bir de böyle 5. evde bir de bu var bir de bu yani haritanın bütününe baktığımızda bu harita böyle cehri er yani arkadaşlar. Ama sen orada her haritaya gidip de bu katil diyemezsin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hayırlı geceler.